Merhaba arkadaşlar. Bu günkü dersimizde topluma hizmet eğitimi, eğitim sisteminde topluma hizmet ünitesinin birliktesine tartışmaya çalışacağız. E, bu bölümde temel tartışacağımız konular ne olacak? Eğitim toplumsal işlerinden daha önce bahsetmiştik. Kısaca tekrar değineceğiz. Topluma hizmet uygulamaları kapsamında gerçekleştiren çeşitli etkinlikler var. Kısaca bunlardan bahsedeceğiz. Topluma hizmet etkinlikleriyle ilgili yapılan araştırmalardan e, araştırmalardan kısaca bahsederek bu dersimizi tamamlayacağız. Şimdi Eğitime baktığımız zaman eğitim bir toplumsal kurum. Bu toplumsal kurum olarak aynı zamanda bir sistemi de var. Eğitim sistemi bir toplumsal kurum olarak pek çok işlev sunuyor. Bu sunduğu işlevler toplumun varlığını devam ettirmesi, gelişmesi, değişmesi kendini yenilemesi açısından önemli işlevler. Bu anlamıyla toplum varsa eğitim var ve eğitim işlevlerini yerine getiriyorsa o zaman toplum varlığını devam ettiriyor ve gelişiyor. Bu anlamıyla baktığınız zaman eğitim stratejik bir kurum olarak karşımıza çıkıyor. Toplumsallaşma ve topluma hizmet eğitimi işte bu anlamıyla önemli. Başka bir ifadeyle söyleyecek olursak şu ana kadar anlattığımız topluma hizmetle e, hizmet eğitiminin kapsamıyla ilgili söylediğimiz her şey aslında bireyin toplumsallaşması, toplumsal normları, değerleri, inançları e, benimsemesi, gelenek ve göreneğin farkına varması. Bu e, toplumsal norm ve değerlerle temel olarak bir toplumun ya da bir toplumun bir bireyi olduğunu farkına varması, ona karşı sorumluluklar üstlenmesi, onun o bağın kuvvetlenmesi, değerlerin bir sonraki nesle, değerlerin normlarının inançlarının bir sonraki nesle aktarılması, yani sosyalizasyon ve bunların değiştirerek toplumun geliştirilmesi gibi pek çok işlevi içinde barındırıyor. Böyle baktığımız zaman eğitim sistemi, topluma hizmet eğitimi ve toplum arasındaki bağ güçlü bir bağ olarak karşımıza çıkıyor. Eğitimin toplumsal işlevleri nelerdir? Eğitimin toplumsal pek çok işlevi var. Sosyalizasyon işlevi. Yani bireyin topluma uyum sağlaması ile ilgili temel değerler, inançlar ve normları kazanması. Kültürel mirasın sürekliliğini sağlamak. Yani kültürlenme dediğimiz işlev. Toplumun ilerlemesi ve gelişmesini sağlayacak bireyler yetiştirmek. Yani toplumu değiştirecek olan bireyler yetiştirmek. Bu anlamda geliştirecek olan bireyler yetiştirmek. Eğitimin en temel toplumsal işlevleri arasında karşımıza çıkıyor. Eğitim farklı kademelerden oluşuyor. Öğretim basamaklarından oluşuyor. İlk öğretim, orta öğretim ve yüksek öğretim olarak gidiyor. İlk öğretim ve orta öğretim kurumlarında gerçekleştiren topluma hizmet uygulamalarına baktığınız zaman yaş grubuna ve yaş grubunun özelliklerine bakarak pek çok konuda proje geliştirildiğini, topluma hizmet uygulaması geliştirildiğini görebiliriz. Temel amacımız şu, özellikle ilk, ilk öğretimde, ilk okullarda iyi yurttaş yetiştirmek. İyi yurttaş dediğiniz toplumsal rolleri olan, toplumsal rolleri ve sorumlulukları olan, rol ve sorumluluklar içerisinde bir takım görevleri yerine getirebilen bireyler yetiştirmektir. Bu anlamıyla atıklar konusundaki sanatsal aktiviteler, çevre konulu tiyatro oyunları, mavi kapak toplama kampası, kampanyalarının düzenlenmesi, engellilere ilişkin yardımlar, yaşlılarla ilgilenilmesi gibi pek çok proje ilk öğretim ve orta öğretim kurumlarında geliştirilen projeler arasında sıralanabilir. Ee, bu topluma hizmet eğitimi, ilk öğretim, orta kurum, öğretim kurumlarında gerçekleştirilmesinin arka planında yasal bir temel de var. 1239 sayılı Milletim temel kanununda Türk milletinin eğitiminin amacını birkaç maddeyle sıralıyor. Bu maddelerden birkaç tanesine şöyle bir bakalım. Öncelikle Atatürk milliyetçiliğini, Atatürk'ün bu cumhuriyete ilişkin kurduğu düzeni ve bu düzeni benimseyen ve buna karşı sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getirmiş yurttaşlar yetiştirmek bizim en önemli amaçlarımızdan bir tanesi beden, zihin, ahlak ve ruh ve duygu bakımından, e, bilimsel düşünüş açısından, hür düşünme açısından, insan haklarına saygılılık açısından, kişilik ve teşebbüse değer veren, topluma karşı olan sorumluluklar duyan, yapıcı, yaratıcı, verimli kişiler olarak yetiştirmek. Gördüğünüz gibi bunların hepsi sosyolojik olarak baktığınız zaman bireylerle toplum arasında bağ kuran, bunlara ilişkin sorumluluk, rol ve görevler atfeden amaçlar. Bir başkası ilgi, istihdam ve kabiliyetlerini gelişecek bilgi, beceri ve davranışla birlikte çalışma, hayat hazırlanma, toplumun mutluluğuna katkıda bulacak meslek sahibi olmak. Gördüğünüz gibi buradaki amaçlar da bireyleri aşan ve topluma dönük hizmet üretmek ya da bir arada bulunmak, varlığını devam ettirmeye ilişkin amaçlar olduğunu açıkça görebilirsiniz. İşte bu anlamıyla ilkokul ve ortaokullarda, ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında gerçekleştirilen pek çok etkinlik topluma hizmet etkinliği olarak tarif etkinlik yasal arka planla başta öncelikle 1739 sayılı Temel Kanunu'ndan alabilir. Ee, buradaki etki 1730 sayılı Temel Kanunu'ndan sonra karşımıza çıkan en önemli yasal düzenleme ise Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Ortaöğretim Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğidir. Bu yönetmeliğe baktığınız zaman nasıl etkinlikler düzenleyeceğinize ilişkin açık ve çeşitli Pek çok unsuru bulabilirsiniz insan hakları ve demokrasi, çevreyi koruma, bireysel farklılıklara saygı gösterme, girişimci olma, savurganlığı önleme, birlikte çalışabilme, çözüme katkı sağlayabilme gibi genel pek çok ilkeyi barındırır. Bu bu ilkeler çerçe çerçevesine bireylerin içinde bulunduğu e, topluluklarda e, ve sorun alanları içerisinde bütün öğrenciler, eğitim kurumları içerisinde çok farklı topluma hizmet uygulamaları gerçekleştirebilme e, becerisi ve kapasitesine sahip oldukları söyleyebiliriz. Ee, i̇lk öğretim ve orta öğretim kurumunda sosyal etkinlik çalışma esaslarına baktığınız zaman nasıl çalışıyor? Bir öğrenci kulübü olabilir. Yani öğrenci kulübü ihtiyaç olmadan bir etkinlik düzenlenebilir. Okul yönetimi, veliler, okul dışı kurum, dışı imkanlar, bel belediyeler, sivil toplum örgütleri ortak düzenlenebilir. Burada öğrencilerin e, sosyal etkinlik bölümüne yaptıkları şey bir karne içerisinde tamamlandı ve tamamlanmadı şeklinde yazılır. E, sosyal etkinlikler öğrenci sınıf öğretmeni sınıf, şube, rehber öğretmenleri tarafından değerlendirilir. Bu değerlendirme sonuçları ilgili bölüme işlenir. Yıllık çalışma planlarında e, düzenlenir ve öğrenciler için danışman öğretmenlerle birlikte bunlar karar verilir. Bunların detaylarını aslında kitabınızda e, bulabilirsiniz. Özet itibariyle şunu söylemek gerekiyor. Bununla ilgili yasal altyapı, yönetmelikler ve gerekli e, düzenlemelerin hemen hemen hepsi tamamlanmıştır. Ve e, Türkiye genelinde öğrenciler gerçekten çok yaratıcı ve başarılı projelerle e, Birey toplum ya da topluma hizmet eğitimi etkinlik, etkinlikler içerisinde çok çeşitli projeler, iyi projeler, yaratıcı projeler üretmektedir. Burada proje öneri formunu görüyorsunuz. Kısaca öneri formunda temel bilgi, sunuş, süreç, sonuç analizi, kaynakları, tahmini bütçe, zaman çizelgesi ve ekler. Aslında bilimsel bir yaklaşıma ilişkin olarak bilimsel bir yaklaşım temelinde öğrencinin nasıl bir proje yapmasına ilişkin temel bölümleri ve süreci aslında burada açıklıyor. Yüksek öğretim kurumlarına baktığınız zaman topluma hizmet uygulamaları birazdan niteliği artıyor. Ee, neden bahsedeyim? Önce üniversitelerin görevinden bahsedelim size. üniversitelerin üç temel işlevi var. Eğitim, öğretim, araştırma, geliştirme, topluma katkı. İşte e, bu yüksek öğretimin üç işlevi içerisindeki önemli işlevlerden bir tanesi de topluma katkı, öğrenci kulüpleri ve sivil toplum örgütleri ve bir ders kap, toplum hizmet eğitimi dersi kapsamı içerisinde öğrenciler <laughs> Çok farklı işlevleri, çok farklı projeleri hayata geçirebilirler. Şimdi eğitim kurum toplum hizmeti içinde yapılan araştırmalara e, baktığımızda, önce bir mazoldan bahsediyoruz. Mazol kendini gerçekleştiren insan diye bir şeyden bahsediyor. Bu bahsettiği şey şu basitçe insanların yapabildiklerini ve yapamadıklarını dürüstçe kendini itiraf etmeleri, yapamadıkları için samimi olarak gayret göstermeleri. E, kendi gerçekleştiren insanın özelliklerini gerçeği olduğu gibi kavrayabilmesi, sorunlarla ilgili kendine yeterli olabilmesi, özgür ve özel bir birey olabilmesi, bireysel kimliğini koruması, insanlarla özdeşim kurabilmesi olarak tarifleniyor. Bu anlamıyla topluma hizmet eğitimi yüksek öğretimdeki öğrencilerin bireysel gelişimlerine de katkısı sağladığı söylenebilir. Eğitim kurumlarında gerçekleştiren araştırmalara e, baktığımız zaman bir tane araştırmayı burada kısaca anlatabiliriz. E, size özetlemeye çalışalım. B Büküşoğlu ve Bayturan, İkinbeşli, Ottü'de e Yeni Mahalle ve Çankaya Gençlik Merkezi'nin e aktif olarak katılan 389 öğrenci üzerine bir araştırma yapmışlar. Diyorlar ki bu etkinliklere katılan öğrencilerde, <laughs> bireylerde, gençlerde bir kere kaygı azalıyor. İnsanların kendilerini tanımaya ilişkin, düşüncelerini ifade edebilmeye ilişkin, sorumlu alabilmeye ilişkin, sosyal beceriler hızla e artıyor. Serbest zaman etkinlikleri de e, faaliyet gösterme de belirgin bir artıştan bahsediyor. Yani biraz önce söylediğimiz Mazlum'un kendini gerçekleştirme insan özelliklerine olabildiğince yakın sonuçlar aldığı söylenebiliyor. Evet arkadaşlar bugünkü dersimizde eğitim sisteminde toplumun hizmeti birliktesine tartışmaya çalıştık. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hepinize iyi günler diliyorum.